her takımın kendi tasarımını yaparak milyonlar harcamasının önüne geçilmesi konuşuluyor. Tam anlamıyla böyle dediler. Wow dedirtecek otomobiller. Yani çok daha cazip, göze daha hoş gelen, daha estetik otomobilleri yaratmak. Teşhislerin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ama tedavi doğru olacak mı? Bunu tabii ki 2021'de beraber göreceğiz. Formula 1'de kısa süre önce uzun zamandır konuşulan 2021 otomobilleri ve bununla ilgili kurallar ve genel prensiplerle ilgili en geniş açıklama yapıldı. Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA ve Formula 1 yönetimi FOM tarafından. Açıkçası 2021 Formula 1'in yeni dönüm noktası olacak bir yıl gibi duruyor. Çünkü bir yandan şu anda şampiyonayı ticari olarak birbirine bağlayan anlaşma sona eriyor. Yani yarış takımları, Uluslararası Federasyon, yönetici otorite ve Formula 1 yönetimi arasındaki Concord Anlaşması'nın devamı olan ticari anlaşma sona eriyor. Dolayısıyla 2021 ve sonrası için bir ticari olarak bir mutabakata varılması gerekiyor. Özellikle gelir dağılımı ile ilgili olarak. Bir yandan da Amerikalıların Liberty Media'nın Formula 1'i almasının ardından bu bahsettiğim 2021 dönüm noktasının aslında daha çok izlenebilir, daha heyecanlı, daha çekici, eski yıllardaki gibi milyonları yeniden ekran başına bağlayacak bir Formula 1 yaratmak. Sportif anlamda ve teknik anlamda. Bu Formula 1'i yeniden yaratabilmek adına da bir fırsat olarak görülüyor 2021. Bu açıdan da hani son yılların en büyük kural değişikliklerini göreceğimiz bir yıl gibi duruyor. Şimdi son kabaca 20 yıla baktığımızda Formula 1'deki kural değişikliklerini çoğunlukla hani rekabeti yeniden başlatmak, bazen işte zamandaki Ferrari gibi, zamandaki Red Bull gibi, belki bugünkü Mercedes gibi takımların çok dominant oldukları periyotları sonlandırmak, herkese boş beyaz bir sayfada yeniden başlama şansını tanımak için kural değişikliklerinin yapıldığını görüyoruz. Fakat bunlar aslında çok köklü şekilde çok boyutlu bakılarak, çok fazla paydaşla tartışılarak yapılmış değişiklikler değildi. Örneğin 2017'de otomobillerin çok hızlanması, eski yıllarda gibi genişlemesi, daha çekici olması falan konuşuldu. Evet bunlar yapıldı. Şu anda tarihin en hızlı otomobillerini izliyoruz. Ama çok önemli bir nokta atlandı. Bu otomobillerin birbirini takip etmesi eski yıllara göre daha da zor hale geldi. Yani sürücülerin birbirini geçmesi daha da zor hale geldi. Veya işte geçen seneden bu yana gördüğümüz Halo adını verdiğimiz güvenlik önleminin alınmasıyla beraber bir yıl önceden fixlenmiş olan araç üstü kamera noktalarının yanlış olduğu ortaya çıktı. Yani böyle bütün hepsine meşhur laf var da büyük resmi görün. Büyük resmi görerek bir değişiklik çok fazla yapılamadı son dönemde. Formula 1 yönetimde Liberty Media ile beraber konunun başına Ross Brown'u, ki Formula 1'in yaşayan efsanelerden bir tanesi biliyorsunuz. Schumacher'in Ferrari yıllarının mimarlarından birisi, Benetton'da şampiyonlukları var, kendi takımıyla şampiyon oldu. Bugünkü Mercedes takımını teknik anlamda yaratan isim aslında. Dolayısıyla iş başına gelebilecek en yetkin adamla beraber Pat Simmons, yine Renault'un eski teknik direktörü, Alonso'da şampiyonluk yıllarının mimarlarından bir tanesi. Onların önderliğinde bir teknik komite kuruldu ve aslında 2 yıldır da çalışıyorlar. İlk çalışmalar bu yılki kural değişikliğiyle ortaya çıktı. Fakat burada açıkçası istenen sonuçların geldiğini söylemek güç. Yani bu yıl biraz daha birbirini yakından takip edebilen, daha kolay geçiş yapabilen otomobiller hedefleniyordu. Ama pek o etki yaratılamadı. Dolayısıyla 2021 daha da önemli hale geldi. Bu açıdan bakıldığında en azından prensip olarak çok detay değil ama prensipte açıklanan kararların alınması muhtemel yeni kuralların doğru olduğunu söyleyebiliriz. Onlara biraz detayına girelim isterseniz. Şimdi 4 tane ana konudan bahsediyor bu yeni kurallar. Daha doğrusu yeni yön. Şöyle bahsedeyim. Bir tanesi daha yarışabilir otomobiller. Yani birbirini daha kolay takip edebilen, daha kolay geçebilen otomobiller. Detaylarına gireceğim. Bir tanesi daha rekabetçi, devamlı aynı takımların kazanmadığı bir grid. Bunun bir kısmı da finansal yapının doğru ve adaletli gelir dağılımıyla düzeltilmesinden geçiyor.
Üçüncü bacak wow dedirtecek kadar çekici otomobiller. Yani posterini duvara astığınızda hakikaten böyle bir şeyler hissedeceğiniz kadar güzel otomobiller. Ve dördüncüsü de finansal açıdan sürdürülebilir. Takımların devamlı batmaktan kurtulma mücadelesi vermek yerine podyum peşinde koşabileceği bir mücadeleyi sağlayacak finansal ortam. Şimdi bu dört ana başlığı biraz detaylarla inceleyelim. En azından açıklanan detaylar kadar inceleyelim. Şu anki otomobillerde uzun yıllardır problem böyle. Bir sürücü arkadan hızla geliyor, öndekine yaklaşıyor ama yani yaklaşık 10 metre, 15 metre kaldığında, ortalama 2-3 otomobil boyu kaldığında, yani yarım saniyeden daha fazla yaklaşmaya başladığı andan itibaren %50 civarında yere basma gücünü kaybediyor otomobiller. Çünkü öndeki otomobilin büyük bir yarattığı hava türbülansı var. Hani bir denizde süratli giden bir sürat teknesinin yarattığı arkadaki dalga gibi düşünün bunu. Ve bu dağınık hava arkadaki otomobilin bütün dengesini bozuyor. Şimdi bu %50'lik kayıp da bir yere kadar arkadan gelip yaklaşan sürücünün öndekini geçememesine sebep oluyor. 2021'de hedef bu %50'yi %5'lere indirmek. Yani neredeyse yok etmek. Eğer bunu yapabilirlerse Formula 1'in 80'li 90'lı yıllarında kendilerine yarışabilen ve suni önlemler alınmadan DRS gibi, çabuk aşınan lastikler gibi birbirini geçebilen otomobillere yeniden geri dönmüş olabiliriz. Bunu yapmanın yöntemlerinden birazdan bahsedeceğim. Teknik konuya daha detaylı gireceğim. Lastiklerde 13 inçlik jantlar kullanıyor. Formula 1 lastiklerin yanakları çok kalındır, uzun yıllardır. Jantları çok ufaktır. Açısı lastiğin o yanak kısmı bir bakıma süspansiyonun devamı gibi görev yapar ve bir sürü yükü üzerine alır. Ama 13 inçlik yol otomobillerine yönelik lastikler neredeyse yok artık dünyada. Gittikçe daha büyük jantlı normal lastikleri kullanıyoruz biz günlük hayatta da. Dolayısıyla Pirelli ile beraber takımlar da artık 18 inçlik jantlara geçecekler. Yani aslında lastiklerin yanak kısmı daha daralmış olacak. Daha büyük jantlar göreceğiz. Bu arada lastiklerle ilgili de biraz önce bahsettiğim suni önlemlerden bir vazgeçme söz konusu olacak. Çünkü şu anda Pirelli'den uzun yıllardır istenen şey yarışlara heyecan katmak için lastiklerin çabuk aşınması, performanslarının belli bir süreden sonra düşmesi, dolayısıyla bol bol pit stop yapılması. Yani aslında yapılabilecek ürünün kalitesine ödün verilerek bir bakıma hani suni bir değişken yaratılması gibi. Çünkü eski yıllarda, Bridgestone yılları da böyleydi, Goodyear yılları da böyleydi. Aslında hiç pite girmeden sürücüler yarışı bitirebilirdi. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi tartışılır ama sonuçta lastikler performansı çok belirleyen ögelerden birisi haline geldi. Yani biz aslında otomobillerin hızıyla beraber onlardan belki daha fazla lastik kullanımını konuşmaya başlıyoruz. En canlı örneği de Haas takımı bu seneki. Tek turda çok hızlı bir otomobil ama lastik kullanamadığı için devamlı yarışlarda gerilere düşüyorlar. Bir yandan da yarışa baktığımızda bu lastikler çok çabuk aşındığı için pilotların sürekli tam gaz gitmediklerini, sürekli zorlamadıklarını ve bir bakıma lastikleri kollamaya çalıştıklarını duyuyoruz devamlı. Bu da iyi bir şey değil. Sonuçta biz aslında insan ve makinenin limitte gittiği bir mücadele izlemek istiyoruz. Rekabeti öyle yaşamak istiyoruz. Onun için de önümüzdeki dönemde hani geçişi yapma ya da geçişi olanak sağlama görevi lastiklerden ziyade otomobillerin tasarımında olacak. Bununla beraber de daha az aşınan, sürücülerin daha fazla zorlayabildikleri, daha uzun süre performans verebilen lastikler gündemde. Ama pit stopların kaldırılması düşünülmüyor açıkçası. Bu da iyi bir şey. Formula 1'e çünkü heyecan katan noktalardan birisi de bildiğiniz gibi pit stoplar. Bunun dışında lastikleri ısıtıcı battaniyelerin kaldırılması söz konusu. Yani lastikleri belli bir dereceye kadar ısıttıktan sonra çok daha çabuk performans veriyor lastikler piste çıktığında otomobiller. O battaniyeler kalkınca ki bir sürü motorspor serisinde battaniyeler yasak zaten. Bu sefer daha soğuk lastiklerle pitten yeni çıkan ismin ya da piste sıralama turunda yeni çıkan sürücülerin zorlandığı, lastik ısınmak zorlandığı bir dönem olacak. İkinci konuya gelelim. Daha rekabetçi bir grid. Yani takımların birbirine daha yaklaştığı bir şampiyonu yaratmak niyetinde Formula 1 yönetimi. Şu anda en iyi otomobil ile en kötü otomobil arasında tur başına 3 saniyelik bir fark var. Hedef bunu 2021'de 1,5 saniyeye indirmek. Yani gridi neredeyse yarı yarıya kısaltmak. Bu da onda 1 saniyenin daha fazla önem kazandığı, sürprizlerin daha fazla yaşandığı, zaman zaman orta sıra takımlarının da podyuma çıkabildiği, Almanya gibi çılgın bir yarış olmasa da bizim bazen en azından senede birkaç kere farklı isimleri podyumda görebildiğiniz bir şampiyona yaratmak niyetinde Formula 1 yönetimi.
Bunu yaparken de kuralları çok daha katı şekilde yazmak istiyorlar. Çünkü Formula 1 takımlarının çok sevdiği bir şeydir ve aslında varoluş sebebidir kuralları delmek. Yani siz bir kural seti yazarsınız ama bir yarış takımı elindeki en zeki mühendislerle beraber biz bu kuralların etrafına nasıl dolaşırız? Yani legal bir otomobil yaparız ama nasıl bir avantaj yakalarız kısmını sonuna kadar zorlarlar. Bunu engellemek için de şu anda Formula 1 yönetimi ve FIA kendi yazdığı kuralları delmek üzere bir komite kurmuşlar. Yani biz bu kuralları yazdık ama burada açık nerede var? Gri nokta nerede kalmış? Ne olursa buradan birisi kuralları delerin çalışmasını yapıyorlar. Ve bu çalışmanın sonunda da aslında birisi çok, nasıl söyleyeyim, bir takım çok sıra dışı bir noktayı yakalasa bile, cımbızla çekip çıkarabilse bile, onun tur başına 1 saniye değil, belki 0.2 saniye, belki çeyrek saniye fark yaratmasını istiyorlar. Yani her duruma teknik olarak birbirine daha yakın, hız olarak birbirine daha eşdeğer, daha rekabetçi takımların yarışmasını istiyorlar. Ki bu da gerçekten çok doğru bir yön. Bir yandan otomobilden pite giden telemetre verilerinin daha yasaklanması ve azaltılması konuşuluyor. Hani mühendislerin devamlı pilotlara rehberlik yaptığı, otomobili ayarlattığı, bir takım önlemler aldırttığı ortamdan da biraz uzaklaşmak istiyor. Yani yine bahsettiğim insan ve makine biraz aslında yalnız kalsa, daha kendi başının çaresine bakan sürücüleri görsek kısmına doğru bir niyet var. Bu niyet de gerçekten iyi. Bir yandan da işte sürücünün özellikle motor parametreleri, hararet, lastik kullanımı gibi konularda kendi başına biraz daha mücadele etmesini istiyorlar. Otomobili kendi idare etmesini istiyorlar. Ve otomobillerin dış görünüş olarak da biraz daha basitleştirilmesi, yani ufacık bir körbe çarptığınız zaman bir anda 50 bin dolarlık bir kanat hasarı oluşmasın isteniyor. Üçüncü ana konu, tam anlamıyla böyle dediler, wow dedirtecek otomobiller. Yani çok daha cazip, daha seksi diyeceğim belki de, daha çekici, göze daha hoş gelen, daha estetik otomobilleri yaratmak. Burada gerçekten 2011, 12, 13 civarındaki o basamaklı burunlar gibi faciaları da beraber gördük. 2014'te keza yine çok kötü tasarımlar vardı. Bütün bunların ardından hani Formula 1'in icat edilmesinden 70 yıl sonra bir otomobil stilistine danışarak biz güzel otomobiller tasarlayalım fikri oluşmuş vaziyette. Olsun. Geç olsun, güç olmasın. En azından bu şekilde bir karar alınmış vaziyette. Bu arada tabii otomobillerin hani bütün bu kurallar yazılırken dediğin gibi cazip ve güzel gözükmesini de hedefliyor FIA. Ayrıca pistlere de bakılacak. Mesela Avustralya gibi bazı pistler ne yaparsınız yapın geçiş olmuyor. Muhtemelen 2021'de de geçiş olmayacak. Onun için de bir takım pistlerin değiştirilmesi de, en azından modifiye edilmesi de söz konusu. Son ana konumuz da finansal açıdan sürdürülebilir bir şampiyona. Burada da gelir dağılım çok adaletsiz. Daha önce ben bunu çok şey yerde yazdım, dile getirdim. Şöyle söyleyeyim. Yani bugün Ferrari bu sene 0 puan alsa, hiç galibiyet alamasa bile sezonu 3. bitiren örnek bir Racing Point'ten daha fazla para kazanabiliyor. Yani burada büyük bir adaletsizlik var. Sadece Ferrari için demiyorum. En canlı örnek onu verdim. Daha önce şampiyon olmuş olan takımlar Mercedes, Red Bull, Ferrari, Williams gibi takımlar, McLaren gibi takımlar ayrıcalıklı bir takım anlaşmalarla gelirlerden daha fazla pay alıyorlar. Ki bu gelir zaten dengeli dağılmıyor. Yani birinci zaten sonucudan çok daha fazla para alırken bir de böyle ekstra bonus ödemeleriyle beraber açıkçası daha da makas açılıyordu. Burada daha adaletli bir gelir dağılımı konuşuluyor şu anda. Bu da iyi bir şey. Hani NBA'deki belki bir bütçe limiti gelmesi söz konusu yine. 175 milyon dolar konuşuluyor şu anda. Yani Ferrari ve Mercedes yaklaşık 450 milyon dolar civarında bir para harcıyorlar. Bu bütçeyi yarı yarıya kısmaları pek mümkün değil şu an itibariyle ama yavaş yavaş oraya doğru bir gidişat da söz konusu. Çünkü öbür türlü en fazla parası olanın biliyorsunuz en iyi otomobil tasarladığı, en iyi mühendislerle çalıştığı, en iyi sürücüyle otomobili yarıştırdığı ve devamlı kazandığı bir ortam ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu gelir dağılımının daha adaletli yapılması önemli bir konu. Bir yandan takımlara tasarruf yaptırabilmek için yarış hafta sonlarına gidecek personel sayısının azaltılması, hafta sonu programının 4 günden 3 güne inmesi, yani teknik kontrolün cuma sabahı başlaması, en azından bir gün daha az seyahat edilmesi. Bir takım performansı çok etki etmeyen jantlar gibi, radyatörler gibi, pit ekipmanları gibi bazı malzemelerin standart hale getirilmesi.
her takımın kendi tasarımını yaparak milyonlar harcamasının önüne geçilmesi konuşuluyor. Hidrolik süspansiyon sistemlerinin yasaklanması yine gündemde. Benzin, daha doğrusu yakıt sistemin daha basit hale getirilmesi, bir takım egzotik çok pahalı materyallerin kullanımını yasak getirilmesi, vites kutuların neredeyse 5 yıl için sabitlenmesi ve artık orada zaten milisaniyeleri konuştuğumuz bir gelişme yarışına yine milyonlarca euronun harcanmaması gibi konular gündemde. Bunlar hani aslında doğru yere doğru yönlendirilmiş oklar gibi gözüküyor şu anda. Hedefler doğru gözüküyor. Bunun dışında bir de rüzgar tüneli zamanının %40 civarında azaltılması konuşuluyor. Yine geliştirme çalışmalarının hani yarattığı korkunç masrafların azalması anlamında. Bu da dördüncü başlığın alt detayları şu ana kadar açıklandığı üzere. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde en azından doğru tespitlerin yapıldığını görüyoruz. Şimdi bir hastayı tabii tedavi etmek için önce doğru teşhisi uygulamak, sonra doğru tedaviyi devreye almak lazım. Teşhislerin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ama tedavi doğru olacak mı? Bunu tabii ki 2021'de beraber göreceğiz. Çünkü bu seneki tedavi açısı çok da işe yaramadı. 2019'daki birbirini daha yakından takip edecek otomobiller vesaire dendi ama bu pek bir işe yaramadı. Bu açıdan da hani bu kuralların ne kadar işe yarayacağını birlikte beraber bakıp göreceğiz. Son olarak bu en önemli kısmı diyelim ya da bizi yarışları izlerken en çok ilgilenecek kısımlardan bir tanesi otomobillerdeki dış görünüşte neler olacağına dair birkaç görselle beraber bunu da size aktaralım. 2021'lik aerodinamik anlamdaki en büyük değişiklik yer etkisinin yeniden geri gelmesi. Yer etkisi ne demek? 70 yılların sonunda Lotus'un başlattığı 80'lerin ortalarına kadar kullanılan ve otomobilin yere basma gücünün en büyük kısmını tabanın ürettiği bir aerodinamik tasarım felsefesi bu. Şu anda taban yine ciddi bir yere basma gücü, downforce üretiyor ama ön kanat, arka kanat ve otomobilin üst kısmı, karoser dediğimiz kısım bundan çok daha fazlasını, tabandan çok daha fazla bir downforce üretiyor. Bu da tabii daha önce de bahsettiğimiz türbülansa girdiği anda bir otomobil öndekini yakından takip etmeyi neredeyse imkansız kılıyor. Eşittir biz de birbirini tren gibi takip eden ama geçemeyen otomobilleri izliyoruz. Buna bir önlem olarak otomobillerin yere basma gücü doğrudan hızı en çok etkileyen parametre. Otomobiller yavaşlamasın ama bu bahsettiğim türbülanstan da kurtulsun dendiği için bu yere basma gücünü otomobilin tabanının üretmesi gündemde. Yani yer etkili otomobillere dönüş yapılacak bir bakıma neredeyse 35 sene sonra. Burada otomobilin altında hani kokpit kenarından başlayan ve en arkadaki difüzöre kadar giden Venturi kanalı adı verilen kanallar olacak. Ve bu kanallar hava akımını emecekler, otomobilin ön tarafından gelen hava akımını. Normalde siz hava akımını otomobilin altında ne kadar hızlandırırsanız otomobil o kadar fazla yere basar. Onun için de bu kanallarla beraber hava akımı daha fazla hızlanacak. Sağdan ve soldan kaçan hava akımını engelleyecek bu yeni kurallar. Ve böylece hız kaybetmeyen ama otomobilin üst tarafıyla downforce üretmeyen, yani birbirini daha yakından takip edebilen otomobiller ortaya çıkmış olacak. Burada burun kısmının oldukça alçak olacağını görüyoruz ki ben aslında estetik anlamda eski yıllardaki o yere daha yakın burunları daha çok seven bir Formula 1 taraftarıyım. Belki sizler de böyle düşünüyorsunuz. 1990'lara biraz daha geri dönmüş olacak. Ön kanat daha basit hale gelecek. Orta kısmı biraz daha yere yakın olacak. Ön kanadın kenar kısımlarında çok keskin ve çok fazla sayıda parça olmasını engelleyecek Formula 1 yönetimi. Çünkü bunlar en ufak bir temassa rakip otomobilin lastiğini patlatan bir etki yaratıyor. Bir yandan da çok pahalı bir takım parçaların üretilmesine sebep oluyor. Burnun kenarında şu anda ön lastiğin içerisine itibaren gördüğümüz bargeboard adını verdiğimiz yanal kanatçıklar diyeyim. Kokpitin kenarına devam eden kanatçıklar. Onlar büyük oranda yasaklanıyor. Orası da yine çok hassas bir bölge. Çok para harcanan, çok geliştirme çalışması yapılan bir bölge. Jantların önüne bir kapak konulması söz konusu. O da yine türbülans hava akımını engellemek için yapılan bir uygulama. Ferrari 2007-2008 döneminde buna benzer bir yenilik geliştirmiş, sonra yasaklanmıştı ilerleyen dönemde.
Fren soğutma boruları çok daha basit hale gelecek. Çünkü şu anda özellikle ön frenleri soğutmak için yapılan borular ve havalandırma sistemi de resmen aerodinamik bir parça gibi değerlendiriliyor. Orada da bir basitleştirilme yapılacak. Ön tekerleklerin üzerine iki tane yani çok ufak çamurluk diyebileceğim bir kapama yapılacak gibi duruyor. Bu da yine arkadaki otomobile gidecek olan türbülanslı havayı engellemek için alınmış bir önlem. Venturi kanallarından bahsettim. Tabanın altındaki bu yer etkisini yaratacak. Otomobili yere doğru bastırıp adeta eminmesini sağlayacak olan kanallar çok önemli. HADA adını verdiğimiz güvenlik sistemi otomobile daha iyi entegre olacak. Çünkü estetik açıdan hakikaten çirkin şu anki versiyonlar. Daha güzel gözükmesi sağlanacak HALO dediğimiz kısmın. Bu arada difüzörler, otomobilin en arkasındaki yere basma gücünü üreten difüzörler çok daha büyük ve yüksek olacaklar ki bahsettiğim o yere basmayı otomobilin tabanıyla yaratabilsinler diye. Bu arada arka kanatların kenar kısmında yine daha basit hale gelecek. Gene buradaki hedef de aynı, arkadaki otomobildeki türbülansı azaltmak. Bütün bunlar ve bunların birleşimi ve bunlara eklenecek detaylar veya alt teknik çalışmalarla beraber komple bir paketin Ekim'de açıklanması bekleniyor. Son iki notla bitireyim. Niye bu kadar geçe kaldı? Normalde şu anda bu kuralın açıklanmış olması gerekirdi. Birincisi ne kadar uzun süre olursa kural değişiminden önce büyük takımlar daha fazla bütçeyle, daha fazla insan gücüyle bunu çok daha iyi kullanıyorlar. Ve o yeni kurallara daha çabuk hazırlanabiliyorlar, daha iyi hazırlanabiliyorlar. Bunu engellemek istedi FIA ve FOM. Bir diğer sebep, bu çok köklü bir dönüm noktası olduğu için hakikaten doğru iş yapılsın ve işler aceleye gelmesin. Bu kuralları alelacele yazmayalım bu yılda olduğu gibi. Sonuç etkili olsun istediler. Onun için de biraz daha düşünme, taşınma ve tartışma zamanı alındı sonbahara kadar. Üçüncüsü de belki de ilk defa sürücülerden de görüş alınıyor şu anda. Otomobillerin yeni kurallarıyla ilgili olarak. Bu da çok önemli çünkü neticede ne yaparsanız yapın. Masa başında bir takım insanların aldığı kararların ardından o otomobilleri 20 tane sürücü kullanıyor. Onların görüşlerini almak, teknik anlamda işe yarayacak veya yaramayacak şeyleri önceden görmek, dinlemek önemli. Hani bir şekilde bu dünyada bedava tecrübe dinlemekten daha keyifli bir şey yok. Sonuçta onların tecrübelerinden de ister faydalansınlar ister faydalanmasınlar ama dinlemekte bir sakınca yok. Onun için şu ana kadar Hülkenberg ve Hamilton başta olmak üzere bir takım sürücüler toplantılara giderek görüşlerini de belirttiler. Bütün bunların ardından sonbaharda konu daha çok netleşince belki yine konuşuruz ama en azından ümit vaat eden doğru tespitlerin yapıldığı, doğru yerlere, doğru enerjinin harcandığı bir çalışma var gibi gözüküyor şu an itibariyle. Tabii sonuçlarını ciddi manada 2021'den önce göremeyeceğiz. Biz de merakla bekliyor olacağız sizlerle birlikte.